Evet sevgili izleyicilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı, mağfireti, bütün güzellikleri hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün kalp hastalıklarından söz etmek istiyorum. Yaratıcımız bize çok mükemmel bir yaratılış vermiş. Sadece vücudumuza baksanız, Sübhanallah, Berekallah, Maşallah dersiniz ve dedirttirir yani. Vücudumuzda en önemli iki organ var. Hepsi çok önemli de ama iki tanesi çok daha fazla önemli. Bu neresi? Beynimiz ve kalbimiz. Düşünen bir varlık olarak insan diğer varlıklardan kendisini akletmesiyle ayırır. Biz bütün düşünsel, zihinsel faaliyetlerimizi beynimizle yaparız, öyle değil mi? Şimdi akıl dediğimiz şey kafatasının içinde midir acaba? Ve sadece onunla mı kavrarız? Kişinin beyni çalışıyorsa diridir, sağlıklıdır, yaşıyordur deriz. Öyle mi? Evet diyeceksiniz ama cevap hayırdır. İslam'a göre ise beyin çalışsa bile kalp ölüyse kişi ölüdür. Yaşayan insan sadece canlı cenazedir. Evet düşünüyordur, kendince aklediyordur ama kavramıyordur. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bile sadece kalbi atmaktadır bakın. Yani sadece nabzı ve kalp atımları alınabiliyor böyle bir hastadan. Dışarıdan izlenebilen tek yaşam işareti kalp atımları. Diğer yaşamsal fonksiyonları tıbbi destek ve solunum cihazıyla sağlanmaktadır. Ancak kalpte tamamen durursa, o durduğu saat ölüm saati olarak gösteriliyor. EKG'nin böyle düz çizgisi kişinin dosyasına konuyor ve bu beyin ölümünden sonra daha 1-2 gün daha sürebiliyor kalbin durması. Şimdi Allah diyor ki, öğrenmek ve tanımak için aklını kullanmalısın. Size akıl ve öğrenme kabiliyeti verdik diyor. Rum suresi 24'te ise bunda aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır buyuruyor. Bakın aklını kullanan kavim için diyor. Şimdi bilimsel olarak bir tartışma var. Akıl ve anlayış nerede duruyor? Sanki onlar kafatasının içinde, beynin içinde duruyor gibi görünüyor aslında. Akıl ve anlayış da akılda değil, kafatasının içinde değil, kalbin içinde bulunuyor. Araf suresi 79. ayette diyor ki, andolsun ki biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Neden? Bakın, bunların kalpleri vardır ama bunlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. Evet, Efendimiz buyuruyor ki, vücutta cesette yani bir et parçası vardır ki o göğüs kafesinin içinde duruyor. Eğer o et parçası salih olursa tüm vücut yani ceset salih olur. Eğer o fasit olursa bütün vücut o da yani cesette fasit olur. O kalptir diyor. Yani kafatasının içindeki aklın iyi olabilmesi neye bağlıymış? Kalbin iyi olmasına. Yani bizim bütün düşüncelerimizin, duygularımızın sıhhati, kalbimizin kavrayışındaki muhteşemliğe ve müsbet durumuna bağlıymış. Şimdi bana bazen soruyorlar, bazı şeyler helal midir, haram mıdır? Bir şeylerin alınıp satılması, kiralanması, bir işin yapılması veya yapılmaması helal midir, haram mıdır diye. Ben de bana değil kalbinize sorun. Orası huzursuzsa haramdır. Cevap hayırdır. Orası huzurluysa helaldir. Cevap evettir. Kalp yalan söylemez diyorum. Kalp Sultanül Cevarih olarak adlandırılıyor. Bütün vücudun ve cevherlerin sultanıdır kalp. Neden aklımızla değil de kalbimizle düşünmeliyiz sizce?
sevgili arkadaşlarım. Kalbin pompalaması durdu mu her şey durur. Neden? El cevap, Allah'ın bütün vücutta baktığı tek yer kalptir de ondan. Günde oraya yüzlerce kere nazar ediyor Cenab-ı Hak. Acaba kulum yanlış anlayışını ve kavrayışını ve yanlış bakış açısını değiştirdi mi? Günahına tevbe etti mi diye? Ya da sevgiyle bakabildi mi? Affedebildi mi? Beni idrak edebildi mi? Sevebildi mi diye? Sadece yumruğun kadar olan kalbin dakikada 5 litre kan pompalamasına karşın bu kanın sadece %10'unu kendisine alıyor bakın. Hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor bu %10'la. İşte sultan onca hayati önemli işler yapmasına rağmen daha çok tebaasını düşünür. Kendisini değil. O yüzden sultandır zaten. Kalbin yaptığı iş yükünü değerlendirmek için basit bir hesap yaparsak kalbin yaptığı işin büyüklüğünü daha iyi kavrarız. Dakikada 5 litre kan pompalayan kalbimiz saatte 300 litre. Günde 7200 litre kan pompalar. Yani normal çalışan bir kalp 7.2 ton kanı vücuda pompalar. Bu hayati önemde işiyle birlikte birçok işi aynı anda yapmak zorunda olan kalp, kendi koronar damarlarının daraldığı durumlarda bile istirahat halindeyken herhangi bir şikayet oluşturmayabilir. Fakat her zaman kendini yenileyemediği durumlarda en küçük bir fiziksel egzersiz ile artan iş yüküne ilave olarak hastalıklı koroner damarı olan kalp uyum sağlayamaz ve göğüs ağrısı oluşur. Şimdi Ra'd suresi 28. ayette kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur, tatmin bulur diyen Rabbimiz kalbimizin ancak neyle doyduğunu ve beslendiğini ve huzur bulduğunu en güzel kendisi açıklıyor kitabında zaten. Kalbin hastalanmaması ve sürekli gücünün artırılması için neye ihtiyacı varmış? Allah'ı şuurla ve idrakle hissederek anmaya. Resulünün sünnetinde ise şöyle anlatılıyor bakın. Allah sizin dış görünüşlerinize, yüzlerinize, bedenlerinize, mallarınıza bakmaz. Kalbinize ve amellerinize bakar. Ya Hazreti Bilal Habeşli bir zenciydi. Uzun, kıvırcık saçlı, fakir görünüşlü bir köleydi. Süslü kıyafetleri, çok zengin malı mülkü ve yüksek makamları yoktu. Hiç kimse onun müezzin olmasını da istemiyordu. Çünkü dili peltekti. Bununla birlikte Efendimiz ruhu daralınca "Ya Bilal, hadi bizi ferahlandır" derdi. Ve o da hemen çıkar ezan okurdu. Onun sesiyle kalbi ferah bulurdu Efendimizin. Çünkü temiz kalpten çıkan ses uhrevi ile taifleri çekerdi. Bir gün Efendimiz ona dedi ki, "Bugün bir rüya gördüm. Cennette senin ayak adımlarının sesini duydum. Nasıl buraya geldin, ne yaptın?" diyordu. Allah katında da çok değerliydi. Neden? Kalbinin ve amellerinin temizliği ve güzelliği yüzünden. Sahabeden Abdullah bin Mesud'un dış görünümü de hiç hoş değildi bakarsanız. Çünkü çok zayıftı. Kelimenin tam anlamıyla onun bacakları oklava çubukları gibiydi. Bir gün Efendimiz'e hurma takdim etmek için hurma ağacına tırmandı. Bacaklarının inceliği gülüşmelere neden olunca Efendimiz dedi ki onun için, "Onun bacakları mizanda Uhud dağından bile daha ağır olacak" buyurdu. Halbuki bizler dış görünüşlerimizi ne kadar da sorun haline getiriyoruz değil mi? Onun yerine kalbimizin içini dışına çevirsek ne kadar kötü bir görünüm ortaya çıkacak kim bilir. Esas bunu kafaya taksak daha iyi olur herhalde değil mi? İstediğimiz kadar yakışıklı ve güzel olalım. İstediğimiz kadar sağlıklı, güçlü, genç, kuvvetli görünelim. Hiç birisi önemli değil. En önemli şey kalbimizin güzelliğidir ve temizliğidir. Ben namaz kılmam, onu bunu yapmam ama benim kalbim çok temiz demekle oluyor mu?
bizim kalbimiz gerçekten temiz mi? Güzel mi? Bir bakalım. Kalp Allah'ın her daim nazar ettiği mekan iken, biz fiziksel yapımıza önem verip yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, tozuyoruz, spor yapıyoruz. Fakat kalbimiz ölü olabiliyor. İslam'a göre 3 çeşit kalp var bakın. 1. Ölü kalp. 2. Hasta kalp. 3. Sağlıklı kalp. Acaba bizim hangisi? Biliyor muyuz? Ölü kalp, la ilahe illallah'ı söyleyemeyen kalp. Bu ölü kalptir. Hiçbir şey onu etkilemez bakın. Ne Kur'an sesi, ne ayetler, hadisler, ne nasihatlar, ne ölüm, ne kaza, ne bela, ne hastalıklar. Hiçbir şey etkilemez. İşte kalbimiz etkileniyor mu bu saydıklarımdan? Abdullah bin Mesud, kalbinizde Kur'an ve zikri arayın buyuruyor. Var mı? Buluyor musunuz bir şeyler kalbimizde? Kişi eğer küfürde ısrarcıysa, evet onların kalbi zaten ölü kalptir. Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in kalpleri gibi. İkincisi hasta kalp. Kalpteki hastalıklar da kişinin kalbini ölüme götürür. Aman ha, dikkat edelim. Kalpteki hastalıklara ne sebep olur acaba? Hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyuruyor. Her bir günah kalbe siyah bir nokta koyar. Eğer istiğfar eder, Allah'ı zikreder ve kalbinin temizlendiğini düşünerek Kur'an okursan kalbin temizlenir. Fakat böyle yapmaz da günah işlemeye devam edersen o noktalar çoğalmaya ve kalbin etrafını sarmaya başlar. Günahlar kalbin tamamını kapladıktan sonra kalp günahlar sebebiyle simsiyah ve kapkatı kesilir buyuruyor. Böyle bir kalp ibadet eder, kötüdür. Oruç tutar, kötüdür. Kur'an okur, kötüdür. Allah'ı düşünür, kötüdür. Diğer başka işleri iyi görünür. Şimdi burayı açacağım biraz sonra ben. Çünkü burası çok önemli. Şimdi üçüncü gruptaki kalp ise hiçbir hastalık belirtisi olmayan sağlıklı kalptir. Bunu nasıl buluruz? Şu Ara Suresi 89. ayette İlla men etallahu bi galbin selim. O gün Allah'a kalbi selimle gelenler dışında diyor. Yine şu Ara 88'de yevme la yenfe malun ve la benun. O gün ne mal ne de çocuklar bir yarar sağlamayacaktır. Kalbi selimin dışında diyor bakın. O gün Allah'ın huzuruna sağlıklı bir kalple çıkabilmemiz için kalbin içindeki hastalıkları tedavi edebilecek bu işin uzmanlarına gitmeliyiz. Bu doktor mu olur, psikolog mu olur, şeyh mi olur, öğretmen mi olur, hoca mı olur ne derseniz deyin. Yeter ki işin ehli olsun ve bu sorunu çözsün. Güzel, temiz ve sağlıklı bir kalbe sahip olabilelim inşallah. Şimdi sahabi erkek ve kadınların hepsinin kalbi İslam'dan önce gerçekten kelimenin tam anlamıyla hastaydı. Ancak Efendimiz'den sonra sağlıklı bir kalbe sahip olabildiler. Biz de gece gündüz kalbimizi sağlıklı hale getirmek için uğraşmak zorundayız. Şimdi kalbimizi en çok hangi günahlar hasta eder diye düşünelim bakalım. Büyük ve küçük her bir günahın kalbimizin üzerinde çok ciddi etkisi var. Bunu her zaman hatırlayacağız. Her bir günah bir hastalıktır. Negatif enerji üretir ve immün sistemi düşürür. Büyük günahlar kalbine daha büyük etki yapar. Küçük günahlar aynı su kalgınlığı, burun akması, boğaz akıntısı, biraz baş ağrısı gibi daha küçük etkiler yapar. Bunları kendiniz fark edebilirsiniz yani nasıl bir etki yaptığını işlediğiniz günahların. Küçük bir günahı hemen çok çabuk silebilirsiniz. Büyük günahtan kurtulmak için sadece tevbe yetmez. Allah ve Resulünün şeriatı dışındaki şeyler. Bunların hepsi günah addedilen şeylerdir. Ve bütün günahlar gözle başlar. Sonra bizim ağzımız. Yine büyük ve küçük günahların merkezidir. Aynı zamanda buralar göz, ağız, hayrın merkezleridir. Bütün azalarımızı nasıl
ve hangi yönde kullanacağımızın hakkı ve yetkisi bizim kendi elimizdedir, öyle değil mi? Bir araya gelip birileri hakkında gıybet etmek büyük günahtır. Konuştuğunuz doğru bile olsa. Bunu biliyorsunuz. Sonra bizim kulaklarımız haram olan şeyleri dinliyorsa, kulak maddi manevi kirlenir ve hastalanır. Küçük günahların hastalıkları çabuk geçer. Eğer abdest alırsanız, bütün küçük günahlar abdest suyunun en son damlasına kadar akar gider. Ağzınızı yıkayınca, yüzünüzü, gözünüzü, ellerinizi, kulaklarınızı, ensenizi, ayaklarınızı yıkayınca bu azalarla işlenen bütün büyük günahlar, küçük günahlar dökülür gider. Artı namazın başında ve sonunda Efendimiz'e getirilen salavat. Artı bir vakitten diğer vakte kadar işlenen küçük günahlar o vaktin kılınan namazıyla hepsi affolur. Bakın bütün bunlar hep aff sebepleri. Bunlar bakın Müslim ve Tirmizi'de geçen hadisler. Beş vakit namazın başlı başına zaten temizleyicilik görevi var. Ankebut suresi 45. ayette namaz insanı bütün fuhşiyattan, münkerattan çeker, çevirir diyor. Akşama kadar yaptığımız bütün küçük günahlar da akşamı kılınca affediliyor. Yine Efendimiz hadis-i şerifte bir cumadan diğer cumaya kadar olan bütün küçük günahlar affedilir buyuruyor. Allah'ımız bizi hep affetmek istediği için her seferinde bahaneler yaratıyor. Onlara yapışalım diye, tevbe edelim, namaz ve dua ile Allah'a yaklaşalım diye. Şimdi Ramazanlar, cumalar, bayramlar, mübarek geceler büyük bir kurtuluş bizim için. Her ne kadar namaza durduğumuzda beynimizdeki uçak birinci rekatta kalkıp her yeri gezip dolaşıp sonuncu rekatta geri inse de yine Rabbimiz bizi affetmek için bahaneler yaratıyor. Birçok şans veriyor. Bir Ramazan'dan diğer Ramazan'a kadar her yerde yaptığımız günahları, hataları, işlemiş olduğumuz büyük ve küçük tüm günahları Ramazan içinde özellikle affediyor. Özellikle Ramazan'ın cumaları bakın başlı başına bir hazine. Saniyesi bile boşa geçirilmemesi gereken zamanlar. Hem büyük hem küçük günahların affedildiği ay. Ramazan'ın cumaları kalbimizin hastalıklarından arınabilmesi ve daha sağlıklı hale gelebilmesi adına çok kıymetli arınma kurnaları. %100 temizlenme zamanları. İşte özellikle bu zamanlarda telefonunuzda, sosyal medya hesaplarınızda, izlediğiniz programlarda, işittiğiniz her şeyde nefsiniz ve akrabalarınızla, eşiniz ve çocuklarınızla ilgili her alanda temizliğe gidin. Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, muhakkak hasenat seyyiatı götürür. Yani iyilikler, güzel ameller günahları götürür buyuruyor. Bu arada küçük günah deyip günahları küçümsemeyelim. Üstadım Bediüzzaman'ın dediği gibi her küçük günahın içinde küfre giden bir yol vardır buyuruyor. Küçük günahla büyümeden önce baş edebiliyorsunuz. Olabildiğince sünnetleri bolca işleyerek hasenatı artırabilirsiniz. Bu sizin ibadetlerinizi ve işlerinizi etkiler. Neden Ramazan'ın başında hep baş ağrısı yaşarsınız? Çoğu insan bunu yaşar. Kahveye çok ihtiyaç duyduğunuzdan mı? Hayır. Ramazan'dan 3 gün önce Şaban'ın sonunda oruç tutmaya başlayın. Vücudunuz oruca alışsın. Eğitimli ve talimli olsun. O zaman Ramazan'ın başından sonuna kadar daha kolay geçer. Sünnet oruçlarına alışkın olan insan çok kolay Ramazan orucu tutar. Böylelikle Ramazan'da daha rahat ibadet edebilirsiniz. Fakat siz bütün yıl boyunca hiç oruç tutmazsanız, sadece zorunlu olarak Ramazan'da tutarsanız başınız ağrır. Halbuki Recep ve Şaban'da daha kısa günlerde oruç tutmaya alışsak, Ramazan oruçları lezzet kazanır. Kuş gibi hafif geçer. Ramazan'da bir adam Efendimiz'e geliyor. Ben çok günahkarım ya Resulallah deyip anlatmak istiyor. Efendimiz hemen izin vermiyor, durduruyor. İkindiyi kıldıktan sonra adamı yanına çağırıyor. Günahlarını anlatmak isteyen kişi gelsin diyor. Adam şok oluyor. Şimdi diyor, şimdi işte namazdan sonra günahlarını kimseye şahit tutmadan Rabbine tevbe istiğfar et diyor. İkindi ve sabah namazından sonra özellikle melekler görev değişimi yaparlar. Görev değişimi yaptıkları için hesabı affedilmiş olarak devretmek isterler. Şimdi büyük günahlar neler? Tevbe etmek, küçük cezalar ödemek, ibadet etmek, bütün bunlar küçük günahlar için. Büyük günah
Delili ve şahidi olmadan ceza almaz. Fakat büyük günah olmaktan da kurtulmaz. O büyük günah olabilir yani. İşte hırsızlık yapmak, içki içmek, zina etmek gibi. Bunlarda şer'i ceza alması için delil ve şahit gerekir. Ama delil ve şahit olmadan da bunlar büyük günahtır. Fakat küçük günah muamelesi görür. Yani kişi abdest alır, tevbe eder, dua eder, ibadet eder. Fakat daha derin büyük günahlarda tevbe ve dua ve ibadet yetmez. Bu kalpte ciddi günah izi bırakır. Kalbi de ağır hasta eder. Adam öldürmek gibi. Öldürülen tarafın velisi kısasa kısas isteyebilir. Buna hakkı vardır. Büyük günahlar ciddi anlamda kalbi bozar ve kalbi ağır hasta eder ve en sonunda kalbi öldürür. En büyük kalp hastalıklarının en başında, en birincisi nedir biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Kıskançlıktır. Kıskançlık kalbi öldürür. Dışarıda insanlara güler yüzü davranır, güzel sözler söyler ama kalpte onu rahatsız eden, kalbi öldüren en büyük ölümcül hastalık olan kıskançlık vardır. Bu davranışın içinde iki yüzlülük de vardır. Kıskançlık kalp kanseridir. Evet, ben ondan daha hayırlıyım, ben ondan daha iyiyim. Temel mottosu budur bakın. O kim ki? Ben daha çok çalışıyorum ve ben daha çok başarılıyım. Her türlü terimi kafandan düşünüyorsun. Şeytan ona söyletir. Ben daha iyiyim, ben daha hayırlıyım. Şeytan da aynısını yaptı, öyle değil mi? Onu topraktan, beni ateşten yarattın. Ben daha güçlüyüm, ben daha iyiyim. Ona ben nasıl secde edeyim ki? Nasıl Allah ona o pozisyonu ve değeri veriyor da bana vermiyor? O değeri ben hak ediyorum, o değil, dedi. O zaman da Cenab-ı Hak ne buyurdu? Ey mel'un şeytan, defol git. Sen sonsuza kadar lanetlendin, dedi. Kıskançlık bu işte. Yeryüzünün ilk büyük cinayeti Habil ile Kabil arasında çıkan kıskançlıktan kaynaklanmadı mı bu cinayet? Cenab-ı Hak Hazreti Adem ve Havva'ya ikiz hamilelikler verdi. Her defasında biri erkek biri kız, ikiz çocukları oluyordu. O da aynı batında doğan kızını diğer batında doğan erkek evladıyla evlendiriyordu. Her peygamberin şeriatı kendi zamanının şartlarına uygun olarak gönderilmişti çünkü. Kabil, senin kız kardeşin çirkin ve akılsız, dedi. Benim kız kardeşim daha güzel ve akıllı, dedi. Haset, böyle bütün ilişkileri bozan, kalbi hastalandıran ve diğer tüm hastalıkları çağırıp getiren bir tümördür. Kıskançlık kendi elindekini sakınan. Haset ise daha tehlikelisi. Bende yoksa sende de olmasın diyen kalp kanseridir. Ben senden daha iyiyim. Ben senden daha hayırlıyım. Burada kıskançlıkla birlikte ne var? Bakın, tekebbür var. Yani kibir hastalığı. Haset aynı zamanda kibri doğuruyor. Bu da kalpteki ikinci tümör. Gıybet üçüncü bir tümör. Bunların hepsi iç içe bakın. Kıskançlık derecesi yüksekse kibri doğuruyor. Kibir yüksekse ihtikarı, yani insanları sürekli kendi tekeline alıp kendinden aşağı görüp istediği gibi yönetmek ve aşağılamak demek. Bu hazımsızlık duygusuyla birlikte gıybeti getiriyor. İhtikar sahibi insan kibirli ve dedikoducudur. Gıybet de zinadan daha kötüdür buyuruyor Efendimiz. Gıybetle birlikte bühtan da vardır. Bühtan nedir? İftira ve kara çalmak demektir. Bütün bunlar kalpte ne tür iltihaplı bir yaralar oluşturur bir düşünün artık. Burada antibiyotik ve anestezik ilaçlar gerekli olduğu gibi iltihabı giderdikten sonra ciddi bir operasyonun yapılması gerekir. Gerçekten çok ciddi bir operasyona ihtiyaç vardır. Burada İftira cezasına mukabil şer'i açıdan para cezası da gerekir. Modern hukuktaki tazminat davaları gibi. Zina etmek, alkol kullanmak, ibadeti terk etmek de büyük günahlardandır ama diğerlerinde ciddi kul hakkı ihlalleri vardır. Sosyolojik açıdan toplum içinde insanı onuruyla oynanılıp toplumun yapısının bozulmasıyla ilgili ciddi sonuçlar verdiği için daha ciddidir.
Burada tarihte de gördüğümüz gibi pek çok toplu katliamlar, cinayetler de söz konusu ola gelmiştir. Gördüğünüz gibi büyük günahlar böyle iç içe birçok tümörü barındıran, insanın kalbini de hayatını da söndüren felaketlerdir. Büyük günahlar da o yüzden sadece tevbe yetmez demiştik. Göz yaşlarıyla yana yakıla tevbeyle birlikte iftira ettiği o kişiden hangi sosyal medya platformlarında gıybet ve iftira ettiyse bizzat oralarda kişinin kendisinden de özür dilemesi gerekir. Ve o kişi adına sadaka vermesi, o kişi adına hac yapması gerekir. Ve hem kendisi hem o kişi için sürekli istiğfarda bulunması, ömür boyu o kişi için iyi işler yapmaya çalışması ve o kişinin zor zamanlarında ve yakınlarının ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Evet, sen kendin için neyi istiyorsan onun için de güvenli bir yer oluşturmak, o kişinin seni affetmesi için elinden geleni yapmak da gerçekten bu konularda samimi olmak. Allah'tan kendi ıslahını isteyerek bu niyete itikaf yapmak gibi pek çok şey sayılabilir. Rabbim böyle durumlara düşmekten bizi muhafaza buyursun. Resulullah Efendimizin ahlakıyla ahlaklanıp şefaatine mazhar eylesin inşallah. Evet, işte bu kalp hastalıkları gerçekten hem dünyada hem ahirette işimizi zorlaştırır. Allah muhafaza, bizim yüz karamız olur. Bu konularda çok dikkat etmek lazım. Evet sevgili izleyicilerim, sizden bir ricam olacak. Şimdi eğer izlediğiniz videoları hepsini şimdiye kadar izlemiş olduklarınızda tüm videolara like atarsanız çok sevineceğim. Çünkü neden? YouTube'un başkalarına önermesi ancak like sayısına bağlı olarak değişiyormuş. Yani şimdiye kadar koymadığınız bütün like'ları koyabilirsiniz ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Gönderebilirsiniz. İnşallah her geçen gün sayımız artsın ve bu önemli ve güzel bilgiler bütün insanların gönüllerine ulaşsın inşallah. İzlediğiniz için, abone olduğunuz için, dinlediğiniz için ve like attığınız için, başka platformlarda da bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler dilerim.